Evet arkadaşlar, ben bugün sizlere bir sokak çizimini göstermek istiyorum. Sokağın ortasından durup ortadaki yol nasıl geçilir, nasıl çizilir onu anlatacağım. Şimdi kağıdımızın ortasında yine bir ufuk çizgisi çekiyorum. Ortasında. Bu kağıdımızın tam ortasını almak istemiyorum. Biraz bu tarafa yastı olsun. Buraya kaçış kenarı bir noktasını koyuyorum. Şimdi burada soğan çizimine başlamış olalım. Evet, 3 tane çizgi çektim. Bunlar soğan kaldırım taşları olsun. Bunlar dik, bunlar ufuk çizgisine paralel görünür. Bu çizim tekniği çok kolay. Herkesin çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle. Gittikçe burası daralsın, küçülerek gidip merkezden birleşmesi lazım. Şunlar böyle küçük olunca ben biraz daha böyle aralarını şu şekilde devam ediyorum. Sonra buradaki şu da şöyle bu köşeden şöyle gelsin. Bunlar da yine dik şöyle. Bunlar ise yan gider. O zaman alıyorum ama böyle işte elimde geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyorum. Bunlar ise yan hep bu ufuk çizgisine paralel gider. Şimdi şu orta bölüm olsun. Burada bir 2 3 Şimdi bu şurası dik görünür. Burası rufuş çizgisi. Bu taraftaki 3 çizgi, bu taraftaki 2 çizgi. Çünkü bu kenarı yandan görmek istiyorum. Bu çizginin şöyle ortasından geçtiği zaman bu kenarını görmüş oluruz. Bu tarafına geçerse bu taraftaki bu kenarı ve üstünü görmüş oluruz. Bunlar dik böyle yan gelir. Hep bunlar böyle yanlış çekerler, şöyle eğik çekerler. Bu kesin hep ufuk çizgisine böyle kesin dik olması gerekiyor. Bakın böyle. Ondan sonra tabii bunlar da şöyle ufuk çizgisine paralel olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Şimdi burada çizmiş oldum. Şurada şimdi yavaş yavaş binalara doğru gidiyoruz. Şuradan çekiyorum bu çizgiyi. Şöyle gelsin. Burada kaldırımı başlatacağım. Burada da şu noktadan kaldırımı başlatmak istiyorum. Şöyle bu çizginin şurası olsun. Evet. Şimdi buradakinde evet, şuradan dik çizgi aldım. Şöyle bir cetvelimin genişliği kadar kağıda bir belli boşluk verdim. Ondan sonra bir dik çizgi aldım.
Çizgimizin yüksekliğini de söyleyebilirim. Altı santim civarındaymış. Evet, 6 santim. Ondan sonra burayı yan çevirip ufuk çizgisine paralel cetvelimi tutuyorum. Burasını şu altından ve üstünden kapatıyorum. Sonra burayı yine böyle çektim. Karşıyla üst kısmını şöyle. Şimdi şuradan binamı bitirmek istiyorum. Diyorum ki burada binam bitsin. Bu bina burada bitsin. Ve bu binanın şurasına çatı eklemek istiyorum. Çatı çizmenin kuralı bu, ortasında şöyle bir çizgi çektiğimizde orta noktasını buluyorum. Şuradan yukarı doğru çıkartıyorum. Çatımın yüksekliği diyorum ki şu civarda olsun. Sonra buradaki şu uç kısmını şöyle paralel getiriyorum. Bakın şöyle. Sonra diğerini de şu köşenin üstüne götürüp bırakıyorum. Şöyle. Bakın. Sonra bunu yukarıdan şöyle üst bölümünde ufuk çizgisine paralel çiziyorum. Ve şu alt kısmında yine paralel çizdim. O zaman geliyorum. Buradaki şu çizgiler kafa karışıklığı yaratmasın diye şunları sildim hep. Evet. Şimdi bu ön kısmında bize görünen bir paralel yanı vardır. Şurayı şurayı böyle bir tahtaları görünsün istiyorum. Şuradan bir bölüm şöyle paralel çektim. Paralelini tamamlamış oldum. Şu paralelin içeri doğru giden kenarından şu köşeye buradan şu köşeye bağladım. İç kısmı görünsün. Şuralar iç kısımlar görünmeyecektir ama artık. Şimdi bu evimizin giriş kapısı burada olsun. Ve bu pencereleri kapıyla aynı hizada şuradan aldım. Alt kısımlarını da şurada bitiriyorum. Evet. Bunların iç kısmında çift çizgi yapıyorum. Böyle bir ve pencereler de şuradan buraya doğru gelir şu uçlarından. Sonra burası şöyle yan döner. Pencerelerin diğer yana doğru gidecek olan yerleri şurada bu hizadadır. Buradan da bu pencere, şuradan pencereler yapmaya devam edeyim. Ucu buradan gelsin. Bir pencerem burada. Şuradan bir boşluk olsun. Diğer devam etsin. Şu aradaki çizgiyi sileceğim. O zaman yana doğru giden pencerelerde bir, bunlar da bu şekilde çizmiş olduğum pencereleri. Şimdi şuradaki çizgiler yine kafa karışıklığı yaratıyor. Sildim. Buraları, şu ufuk çizgisini sildim. Şöyle. Ama izini görüyorum. Lazım olursa anlayacağız şimdi. Şimdi ben şuraya bir bina daha yapmak istiyorum. Şuradan bina ucu burada çıksın.
Böyle silgi kaldığı zaman arkadaşlar kağıda yapışıyor. Onun için sürekli temizlemek zorunda kalıyorum. Bilginiz olsun. Toz, yani kalemin tozları çok yapışıyor. Şimdi buradan yukarı kadar şöyle bir bina çizdim. Binamın şu yana giden kenarı olsun. Şuradan da diğer kenarı. Burası düz görünür. Ufuk çizgisine paraleldir. Sonra geldim burayı da üst kısmında kaçış kenarıyla birleştiriyorum. Çok götürmedim. Şuralarda bitirmek istiyorum. Şu civarda. Buradan bitirdikten sonra şu alt kısmında ya yine buna paralel çekeceğiz. Ondan sonra şu bu uçta şöyle bir yol geçsin. Burayı nasıl yola çevirebiliriz? Bu yine kağıdımızı buradan tutuyorum. Bak ucu buradan geldi. Şuradan bitirmek istiyorum. Bunun ucu burada bitecek. Tam böyle şey tutmuş olalım. Evet burada. Şuradan da bir diğer kenarı gidecek. Yolun. Şimdik şurası dik iner. Şimdi şurasını siliyorum. Şuraları tekrar düzeltiyorum. Şuradan da diğer tarafın yol geçen yerin karşı tarafı olsun. Şuradan da diğer yolun geçeceği bölgeyi belirlemiş oldum. Şöyle. Sonra bunun tabii ki diğer küçük kaldırım yüksekliği de görünür. Şurası ince paysa o ince payları da göstermiş olayım. Alt kenarlarıydı. Bakın şöyle. Sonra şurasını biraz daha geride bırakıyorum. Şöyle paralel olacaksa. Bundan sonra oraya evleri yerleştireceğim. Burada olsun. Şöyle. Bakın. Geldik. Burası dik iner. Buraya orta göbeğin olacağı yer olsun. Kavşak. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Şurada diğer binayı çizeceğim. Buradan dik. Şurada bir başka bir yine. Şurada U şeklinde bir bina olsun. Buraya kadar. Ucu buradan böyle gelişsin. Karşıyla birleşecek. Bunun ucunu böyle getirdim. Şuradaki çizgi görünmeyecek. Ama binamızın şurada buraya doğru gelen kenarını çizdim şöyle. Şöyle ucundan dik tutuyorum. Binayı bir tarafta. Burada bir tane daha alayım. Bu biraz daha yüksek olsun. Diğer kenarı. Buradaki gelen bu tarafa. Ucunu buradan böyle götürdük. Şöyle gelsin. Şimdi şöyle binaları yavaş yavaş ana hatlarını dizmiş olayım. Bir binam burada şuradan gelsin dik şöyle şurası binamızın diğer kenarı ucu burada birleşsin. Binam şöyle bir U şeklinde bir bina istiyorum şu araya. Dik olacak. Hatta küçülteyim. Üst kısmı şununla aynı hizaya gelecek. Burası buna paralel gelecek. Çünkü buna paralel gelecek. Şöyle ufuk çizgisine. Şu üst kısmı paralel. Şuraya müstakil bir ev yapmak istiyorum.
Şu arayı sileceğim. Öne bahçesi olan bir bina olsun. Yine şöyle binamın orta bölümüne gidecek olan yeri yapmış olayım. Şurası dik olarak gelsin. Tam yolun ortasına yapmak istemiyorum, yolun kenarına. Şurası dik gelen kenarı. Sonra şimdi buraya bahçeli bir ev çizelim dedim. Ön kısmı şurada duvarları olacak. Diyelim ki şuradan şu köşeden başlayayım. Böyle geldi bu köşeye. Buradan da yana giden demirleri olan şurada çatısının geçeceği yer olsun. Evet, şimdi biraz sonra buraya balkonlu ve diğer şeylerin devam edeceğim. Önce bir ana iskeleti kurayım, ondan sonra şuradan yine bir yol ve ev, köşe başı bir bina, şuradan bitirdim. Yine burası paralel olsun. Böyle. Burada bir boşluk vereyim. Burası park yeri. Burada bir tane daha bina yapalım. Diğer binamız da buradan biraz daha yükseğe çıksın. 3 bloklu. Şunların bu kenarları gelip ucundan görünecek. Bir. Şunların da bu kenarlarını. Bu şekilde. Basit alıyorum arkadaşlar, daha kolay olur diye. Şurada bir tane küçük ev yapalım. Daha sonra şurayı yolu çevirmek istiyorum. Şimdi girmeyeceğim ona. Şuradan devam edeyim. Böyle bir köşeden binaları, pencerelerini eklemeye devam edeyim. Burada kapımız binanın şuradan girişi. Buradan pencerelerini ekleyeyim. Pencerelerimin üst kısmı böyle gelsin. Üstünün nerede bittiğini görmek için şurası bir pencerem olsun. Şuradan bir pencere. Pencerelerimi de böyle çizmiş oldum. Bir ortaya bir pencere daha çizeyim şöyle. Bu yüzden de bir. Pencerelerim çıkmış oldu. Şimdi pencerelerin uçları böyle gelir. Bakın şöyle gösteriyorum. Böyle geldiğini farz edin. Bunun ucu burada yan döner. Bittiği yerde pencerenin diğer kenarı başlamış olur. Şöyle. Bununkini şöyle aldım. Bakın şöyle geldi. Ben uçlarını taşıyorum. Şu
Şöyle bir penceremin boyu, diğer boyu, buradaki boy. Şöyle. Pencereler hep aynı hızadan görünür. Şuraya iki, diğer pencereyi çizelim. Burada da diğer pencerenin boyları. Evet, şu aradaki çizgiler olmayacak. Üzerinden biraz daha gideyim. Diğerleri aza düşsün. Yani şöyle. Evet, pencerelerin üst kısmında şurada bir çatı çizelim. Çatının üst kısmı şöyle, buradan iki paralel çizgi çektim. Ucu burada. Bunun arka kenarı şuradan köşesinden geçer. Biraz da uzatmam lazımmış. Şöyle. Sonra buradaki kenar yine burayla gelip birleşir. Ucunu da şöyle alalım. Bakın. Bunun da yine diğer kenarı şuradan birleşir. Bittiği yer bu şurada bitmiş olur. Tabi bu pencerelere daha emek vermek gerekiyor. Bunlar çift çizgidir. Böyle hepsini tek tek uğraşmak gerekiyor. Ama ben ders çok uzun oluyor o zaman. Girmeyeceğim. Diğer tarafta da kural arkadaşlar hep buradan gelip birleşmesi lazım. Ve ben şuradan da biraz yapayım. Pencere buradan da böyle çizdim. Şuradan da iki tane. Ucu buraya gelir bu kez. Pencere. Bu pencerelerde bununla aynı hızda olur arkadaşlar. Şunun pencereleriyle bakın şöyle. Bir pencere de ucundan şöyle gösterelim. Yarım yarım. Bunu da çıkartmış olduk. Şuradan diğer kapı ve pencereleri devam etmek istiyorum. Buradan penceremiz buradan geçsin.
Buradan pencereleri sırasını dizmeye başlayalım. Buradan bir pencerenin boyu böyle. Biraz biraz eğik olmuş, düzeltmem lazım. Onu da çizdik. Tabii şu esası bu çizgiyi çizmemem lazım da çizmişim. Duvar böyle görünmez. Çünkü U şeklinde bir bina şuraya kadar gelir, ondan sonra biter. Sonra şuradakilere devam ediyorum arkadaşlar. Çok işçiliği olan bir çizim şekli. Teknik olarak çok kolay ama işçilik olarak çok emek gerektiren bir çizim şekli. Müthiş bir sabır olması gerekiyor sizde. Buradaki pencereleri eklemiş oldum. Şimdi diğer tarafın pencerelerine geldi sıra. Bunun hizasını tutturdum. Yukarıdan bir, burada ikinci pencere, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci pencere. Evet. Çok pencere var. Allah Allah. Evet arkadaşlar, şimdi şuraya bir tane balkon silmek istiyorum. Balkonumuzun şu yana doğru giden kenarı olsun. Şuradan. Şöyle diyeyim ki şuradan yana doğru giden yerini belirledim. Burası. Sonra geldim. Bu çizgileri burayla, şunun ucunu burayla birleştirdim. Bakın. Sonra şurada yine paralel tuttum arkadaşlar. Şurası demiri. Demirin geldiği nokta. Üst kısmı şurayla gelir, birleşir. Buradaki şu yana doğru giden, bu da bize doğru gelen balkon demirlerinin olduğu yer. Ön kısmı. Şurada da balkonun karşı taraftaki pencere dibi. Evet. Penceresinin yanı. Şuradan bir pencere ekledim. Buradan aşağı birinci pencere, bu da ikinci pencerenin yanı olsun. Şurası alttaki. Şuraya kapı ekleyeyim. Burası böyle gelecek. Burası pencere olmaya devam etsin. Şuradan. Aşağı kadar iner. Sonra buralara ya duvar örebiliriz. Yani şöyle küçük küçük duvarlar örebilirim ya da demirler yapabilirim. Şurasını küçük duvarlar örelim. Biraz daha çok işçilik. Şuradan aldım iki çizgi sıra tuğla öreyim. Buradan geçsin. Bunlar dik böyle. Bugün yarısına gelir. Sonra bunu üst kısmı daha ince olur. Şuradan çektim. Çok çektim. Buraya geldim. Bu tuğlalar yana doğru gitti şöyle.
Pulların üst kısımları şöyle yan gider arkadaşlar. Bakın. Buradan da yine iç kısımları yana doğru gelen yerlere bir başa gitti. Ortasından dik bir. Ve bunun yarısına gelir. Bunlar üstlerde kaçış birle birleşir. Şuralara ağaç ekleyelim mesela. Şuraya bir reklam panosu ekleyelim. Reklamımız olsun. Anadolu Güzel Sanatlar. Diye bir reklam panosu. Sonra şuradaki şeyler kaldı. Buralarda böyle ben elle hızlı çizmek, çizmek istiyorum. Buralara kapıları gelecek yerler. Şuralara birinci böyle. Bunlar aynı hizada. Bunları hızlı çizdim. Şimdi geldik arkadaşlar. Şu yolun içerisine sokak lambası çizmeye. Sokak lambam şöyle şuradakini belirlersem desem ki buranın boyu şöyle çıksın şu civarda. Bunun şöyle merkezden geçtiğini düşünürsek bunun ucu orada, bunun ucu böyle bu tarafa doğru gider. Şuradan. Bu diğer buradan çekilir mi? Görünebilir mi? Hiç görünebilir ama ben çizmek istemiyorum. Şuradan bir tanesi böyle olsun. Bir de böyle. Şu uzun çekmişiz, onu silelim. Birincisi burada böyle lambayı çizelim. Evet, şunları da tekrar geri sildim. Şimdi sokakta şöyle iki ortasından geçen çizgi buna paralel olsun. Bir. Çok da büyük almayalım. Burasını şu sildim. Ortaya geliyor. Şurada bir tane daha yapmış olalım. Burada yaya yürüme yolu. Şurada şunu da silelim.
Abi düzgün olabilir. Şöyle elle çektim ama şöyle çekmişim, daha düzeltiyorum. Oradakilerde. Bu taraftan da şöyle bir yağ yolu çekmiş olayım. Şuradan şöyle birinci buraya, şuradan da şöyle geçsin. Bu da şuradan yürüme yeri yapalım. Nerede? Yani böyle ana hatlarıyla bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.